Herkese kocaman selam. Tekrardan ben geldim. Uzun bir ara verdim arkadaşlar. Bayağıdır size vlog çekmiyorum. Hem sizleri özledim hem de vlog çekmeyi çok özledim. O yüzden size bir merhaba diyeyim. Biz İstanbul'a gittik. Gezimizi yaptık, tatilimizi yaptık. Daha sonra kayınvalidelerle birlikte İzmir'e döndük. Bu detayları size daha sonra anlatacağım uzun uzun. Çünkü İstanbul'da vlog çekemedim. Yani ilk defa gitmişken oraların tadını çıkarmak istedim. Aslında gezerken zaten çoğu yeri kendim de bilmiyordum. O yüzden vlog çekersem yarım yamalak bir şeyler çıkar ortaya diye vlog çekemedim. Ama sizlere fotoğraflarımdan birkaç kareler paylaşırım. Dediğim gibi bunları eve döndüğümde sizinle detaylı bir şekilde konuşuruz. Şu anda biz nereye gidiyoruz? Az önce bahsetmiş olduğum gibi biz İstanbul'dan dönerken kayınvalidem ve görümcem de bizimle birlikte İzmir'e geldiler. Samet'in anneannesi İzmir'de yaşıyor. Yani Kemalpaşa'da yaşıyor. Şu an biz oraya doğru gidiyoruz. Çünkü bugün onlar artık bu akşam evlerine dönüyorlar. İstanbul'a onları yolcu edeceğiz. Hem anneanneye yemeğe gidiyoruz. Hem de dediğim gibi akşam onları garaja bıraktıktan sonra evimize döneceğiz. Artık burada kapatayım şimdi videomu. Daha sonra kaldığımız yerden tekrardan devam ederiz. Selam. Günler sonra tekrar ben geldim arkadaşlar. Size en son arabada sanırım açılış yapmıştım. Kayınvalidemleri geçirecektik evlerine. O günden beri video çekemedim. Çünkü ben harıl harıl temizliğe başladım. Hem böyle bir yaz temizliği olsun dedim. Niye böyle ters açı gör? Evet, şu şekilde. Böyle iyi sanırım. Halimden de anlayacağınız gibi İzmir şu an yine 50 derece. Gerçekten artık 45 demiyorum. 50 derece diyorum yani. İstanbul'dan geldikten sonra ben ummalı bir temizliğe başladım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bayağı bir ev pislenmişti. Dip temel temizlik yaptım dün. Yine çok sıcak olduğu için videoya çekemedim. Şu anda maydanozu saldım. Telefonun üzerine geldi. Hatta o da serinlesin diye şöyle bir bardağı su yaptım böyle. Az önce bunda yıkanıyordu. Bakın maydanoz böyle yıkanmayı çok seviyor arkadaşlar. Bardakta yıkanıyor. Neyse, konumuza geri dönecek olursak. Ben böyle tutmazsam da yıkanmıyor. Sabah ben arkamı bir döndüm. 2 dakika ilgilenmedim. Ne yapmış biliyor musunuz? Suluğunun içerisine girmiş. Komple ıslanmış. Suluğundan şu kadarcık bir yerden yıkanmaya çalışmış. Neyse, o da çok sıcaklıyor haklı olarak. Nerede kalmıştım arkadaşlar? Konumuzu toplayacak olursak de. İstanbul'da güzel zaman geçirdik. Çok güzel gezdik. Size onlardan da bahsetmek istiyorum biraz. En çok Galata ve İstiklal Caddesi'ni çok beğendim ben. Bir sürü yere gittik. Instagram'dan da beni takip ederseniz zaten fotoğraflarımdan görebilirsiniz. Dediğim gibi orada vlog çekemedim. Çünkü zaten kendim tanımadığım bir şehre gittim. İlk defa gittim. Gezmek istedim. Tadını çıkarmak istedim. Zaten o kadar çok gezdik ki hasta bile oldum ben orada. Ateşlendim. Bayağı bir korktum. Yani dedim, korona mı oluyorum acaba? Ne oluyorum? Çünkü gerçekten İstanbul biliyorsunuz çok tehlikeli şu anda. Yani o yüzden Allah'a şükür ama bile de iyileştim yani. Bir şeyim kalmadı ve sonra tam gaz tekrar devam ettik gezmelerimizi. Maydanoz hiç rahat. Elimi ısırıyor şu an. Ya çekil. Çekil. Dediğim gibi arkadaşlar İstanbul'da çok güzel zaman geçirdik. Daha sonra kayınvalidemlerle buraya döndük. Birkaç gün bizde kaldılar. Daha sonra anneannede kaldılar. Tabi ben de onlar buradayken çok iş yapmak istemedim. Birlikte zaman geçirelim diye. Zaten İstanbul'da çok gezdiğimiz için burada gezmek canımız bile istemedi. Ve çok sıcak zaten İzmir. O yüzden gezmedik yani, evde oturduk. Onların yanında da temizlik yapamayacağıma göre dedim ki hani bırakayım işleri, nasıl olsa dedim daha sonra yaparım dedim. Daha doğrusu işte temizliğimi yaptım. Bitirdim dün. Ama dedim ki Samet'e bu koltuk dedim çok kirli dedim. Ne kadar silsem de çıkmıyor. Geçen gün bir silmeye kalktım arkadaşlar. Açık renk biliyorsunuz benim koltuğum. Krem rengi. Silmeye kalkıyorsunuz ama yine sanki o kirler dibe çöküyor gibi hissettim ben. O yüzden dedim ki bir koltuğu bir yıkattıralım. O yüzden yarın koltuğumuzu yıkamaya geliyorlar. Ve halılarımı da yıkamaya vereceğim kısmetse. Aynı yere vereceğiz zaten. Bir de evde birkaç değişiklik yaptım. Size şimdi onları göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptım burayı. Tokam da burada. Bu toka bir çıkarıyorum bir takıyorum arkadaşlar. O yüzden dağınıklığımın kusuruna bakmayın. Burayı yine berjere getirdim. Çünkü neden derseniz bu tarafı böyle çiçek köşesi yapmaya karar verdim ben arkadaşlar. Ama diğer çiçeklerim buraya sığmadı. Ve ta 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 tam. Bakın Şeflera mı arkadaşlar? Şeflera. Bunu yeni aldık. Geçen gün Kipa'dan aldık arkadaşlar. O kadar çok severek aldım ki. Dün de zeytinyağı ile böyle yapraklarını sildim. Güzelce parladı. Beslendi. Böyle boyum kadar bir bitki aldım. Yalnız daha saksı alamadım. O yüzden şimdilik bu şekilde koydum yani. IKEA'daki saksıları çok beğeniyorum. Umarım onlardan alırım.
Burası yine bildiğiniz gibi bu şekilde yaptım. Sadece tek değişiklik yani berjeri buraya getirmem oldu. Evet, maydanoz hanımı görüyorsunuz burada. Ve maydanozun da birkaç değişikliği oldu. Bakın maydanozun kafesine. Maydanozun kafesi gittikçe eskimişti arkadaşlar. O yüzden arkadaşımın da kuşu ölmüş. Sağ olsunlar onlar da bize böyle kafesi hediye ettiler maydanoza. Zaten arkadaşımın köpeği var. O yüzden dedi ki ben bir daha kuş almayı düşünmüyorum. Çünkü köpek ne kadar da olsa rahat vermiyormuş. O yüzden kafesimizi bize verdiler. Çok güzel oldu bence. Samet diyor ki 1+1'den villaya çıktı maydanoz. Gerçekten baya büyük ama bu kafes kafesimize göre. Buraya da bakacak olursak ve bunları da kayınvalidem yaptı arkadaşlar. Bakar mısınız? Bana böyle örgüden kaktüsler ördü ve şunu çok beğenerek ben bunu böyle yapmasını istedim. Anne dedim bana böyle topuz yapar mısın? Topuz kaktüslerden sağ olsun eline emeğine sağlık böyle kaktüs ördü bize. Gittikçe kendini geliştiriyor kayınvalidem. Bir tane daha var holde onu da gösteririm birazdan. Yukamı da arkadaşlar yine aynı şekilde zeytinyağıyla sildim. Canlandığını hissettim. Hafta 10 gün burada yoktuk biliyorsunuz. Dedim ki acaba çiçeklerim öldü mü, yandı mı, bir şeyler oldu mu? Ama Allah'a şükür bir şey olmamışlar. Zaten hani çok su istemeyen bitkiler oldukları için yani geldiğimde hemen sularını verdim. Yine aynı şekilde devam ediyorlar. Akşam da biz alt komşumuz Hülya var biliyorsunuz oraya gittik. Hülyacığım da bana bu bitkiden verdi. Bunu da hemen bugün ektim böyle arkadaşlar. Bilmiyorum ismi ne bunun ama bu da çok hoşuma gidiyor. Hülya'nınki böyle baya baya böyle gür bir çiçek yani. Çok dedi arsız bir çiçek dedi. Hemen dedi büyüyor dedi. Hatta Şeflera da öyleymiş. Evim gittikçe tropik bir alan olmaya başlıyor. Samet diyor ki artık yeter almayacağım. Ama birkaç tane daha istediğim bitki var. Umarım onları da alırım. Ama şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben de artık akşam yemeği hazırlıklarıma başlayacağım. Bugün patlıcan musakka yapmayı düşünüyorum. Saatimizde 4'e 10 var. O zaman ben mutfağa geçeyim. Daha sonra bir yerlerde tekrardan görüşürüz. Evet, benim yemeğim hazır. Ve pilavımı kavuruyorum. Dedim sizlere de bir selam vereyim. Bir tane küp şeker atıyorum ben içerisine. Ve biraz da limon suyu damlatıyorum. Günaydın, biz uyandık. Şimdi ben kahvaltı hazırlamaya başlayacağım. Samet çünkü menemen istiyor. Ona menemen yapacağım hemen. Daha sonra koltuklarımızı temizlemeye gelecekler. O yüzden çok heyecanlıyım. O zaman bir an önce ben kahvaltımı hazırlamaya başlayayım. Şu an göremiyorsunuz ama ben biberlerimi ocağıma koydum arkadaşlar. Aşkım, Samet için. Samet için menemen yapıyorum. Saçlarımı da salık ki böyle aşkım piştim biliyor musun? O kadar sıcak ki. Bir de Samet çok güzel ekmek aldı geldi. Ateş gibi ekmek almış fırından. Şurada hemen yakınımızda bizim fırın var. O kadar güzel ki ekmekleri. Menemene dönecek olursak ben aslında menemeni hiç sevmiyorum. Kokusuna bile tahammül edemiyorum arkadaşlar ama Samet için yapıyorum. Çünkü soğanlı falan olduğu için böyle çok soğanla aram yok benim. O yüzden yani böyle sabahları çok cazip gelmiyor menemen yapmak ama Samet hafta sonları evde olduğu için de onun canını istediği için de yapmak istiyorum açıkçası. O zaman şimdi ben menemenimi halledeyim. Bir yandan çayımı koyayım. Kahvaltımız hazır. O zaman bize afiyet olsun. Ben menemen sevmediğim için kendime bir tane yumurta açtırdım arkadaşlar. Ay çok sıcak. Bankaya gittik para çekmeye. Şimdi halıları almaya geliyorlarmış. İlk önce ben halıları hemen toplamam gerekiyor. Çok sıcak dışarısı. İnanılır gibi değil. Yarın gerçekten denize gitmek istiyorum. İnşallah denize gideceğiz yarın. Bugün temizliklerimizi bir halledelim de. Evet, halılarımızı toparladık. Zaten 3 tane halı var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben çok halı kullanmayı sevmiyorum. Bu holdeki bu küçük odanın bu da salonun halısı. Mutfakta böyle. Zaten bunu ben makinede yıkıyorum. O yüzden bunu gerek duymuyorum vermeye. Böyle. Bakalım koltuğumuz nasıl olacak aşkım? Çok merak ediyorum. Vallahi koltuk bayağı bir lekeli arkadaşlar. Yani
şöyle çıkmayan mesela yağ lekeleri vardı. Şöyle şu siyah lekelerden. Ben bunları bayağı bir denedim. Çıkmadı. Sanırım bir yerden yağ oldu. Çünkü eşimin çalıştığı yerde daha önceden böyle yağlanıyordu pantolonları. Geldiğinde oturmuş sanırım. Yine her şeyden Samet suçlu. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum koltuğumu. O zaman koltuk temizlemede tekrar görüşürüz. Evet, halılarımız gitti ve koltuk yıkamacı arkadaşlar da geldiler. Ancak bize çıkmadan önce aşağıdaki arkadaşım da koltuk yıkatmak istiyordu. O da işe gidecekmiş. O yüzden dedik ilk önce sizinkini yıkasınlar. Şimdi onlarınkini yıkıyorlar arkadaşlar. Ben de gittim. Şu an oradaydım. Oradan geliyorum. Gayet de temiz yıkıyorlar. Çok güzel yıkıyorlar. Bakalım bizimkisi nasıl olacak? Arkadaşımın koltukları bildiğiniz böyle mor. Çok temiz oldu. Şimdi ben ilk önce buralarını böyle açayım arkadaşlar. Çünkü bir su fışkırtıyorlar. Üstüne böyle açık olması daha bu şekilde açtım, hazırladım koltuğumu. Tatatatam ve koltuğum tertemiz oldu arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki şu an evin içi. Normalde biz silerek, biz hanımlar çok hata yapıyormuşuz arkadaşlar. Çünkü gelen kişiler dediler ki bu şekilde sildiğiniz için, yani elinizle sildiğiniz zaman bu kadar kesinlikle suyu çektirtemiyorsunuz ve lekeler olduğu gibi içe çöküyor. Ben ayda bir siliyordum koltuğumu. Beyaz sabunla siliyordum, koslayla siliyordum. Hayır, bazı lekeler çıkmıyordu ve sildiğimiz zaman elimizle yıpranmalar oluyormuş. Onu da şuradan fark etti çocuk. Burası sırt kısmı, burası da oturma kısmı. Abla sen buraları dedi, çok dedi aşındırmışsın, çok silmişsin dedi. Sırt kısmını o kadar çok silememişsin dedi. Oradan dedi koltuğa zarar vermişsin dedi. Hatta ben şurada size göstermiştim. Lekeler zannediyordum bunları. Bunlar meğerse koltuğu silmekten dolayı deforme olan yerlermiş. O yüzden bu şekilde oldu. Ama o kadar çok temiz oldu ki, yani rengi öncesi ve sonrası yapsaydım keşke dedim hatta. Çok açıldı rengi. Hatta ilk böyle videonun başında görmüşsünüzdür zaten. İlk çekti böyle suyu. İnanılmaz bir açılma oldu. Çıkan suyu görseydiniz gerçekten inanamazdınız. Bu tekli koltuğu ben normalde yıkatmayı düşünmüyordum. Bu tekli koltuk da o kadar kirliymiş ki. Dedim bununla yıkatalım. Yani sonuçta artık salonda kullanacağım diye düşündüm. O yüzden bakar mısınız, bu da çok temiz oldu. Resmen çiçeklerin rengi açıldı. Böyle yani arkadaşlar, bu şekilde temizlendi koltuğumuz. Şimdi biz bir gün boyunca burada oturmayacağız. Zaten yarın denize gitmeyi düşünüyoruz. Şimdi şurada ufak bir kaza oldu. Çocuk buradan geçmeye çalışırken yıkamacı kaktüsümü birisini devirdi. Ama olsun, sağlık olsun. Şimdi ben orayı güzelce süpüreceğim ve güzelce bir villa da yapacağım. Salonumu tekrar. Halılar da gitti zaten. Bu şekilde arkadaşlar, yani gönlüm çok ferahladı. Yaz temizliği bu şekilde güzel başladı. Perdeler ve camlar var. Şimdi sırada bakar mısınız? Benim de perde cumhuriyeti ev resmen. Özellikle şu camdaki perdem makineye zor sığdırıyorum. Her neyse, şimdilik ben buraları bir süpüreyim, temizleyeyim.
Daha sonra artık perdeleri de başka bir gün yaparız diye umut ediyorum. Bilada işlerimi de bitirdim arkadaşlar. Koltuğumuz da tertemiz oldu. Gerçekten gelen elemanlar da çok güzel çalıştılar. Yani güzel yaptılar işlerini. Ben de şimdi Samet makarna suyu koymuş. Ton balıklı makarna yiyelim çünkü karnımız acıktı. Makarnamı koydum, ilave ettim. Artık ben de bugünlük sizlere burada veda edeyim arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.